Herkese selamlar. Sanırım 2 haftada video çekmiyorum değil mi? Evet, gerçekten harika bir YouTuber'ım. Kendimi tebrik ediyorum. Uzun bir süre video çekmediğim için şöyle bir geleyim, güncelleme yapayım, azıcık sohbet edelim, ne okuyorum, ne yapıyorum, ne izliyorum, genel herkese bahsedeyim dedim. Çünkü çok fazla video ile ilgili mesaj alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir de yorumlarım neden kapalı onu çok merak ediyorsunuz. Onu da bu videoda açıklamak istedim. Öncelikle neler okuyorum? Kraliçe serisini okuyorum. Pegasus yayınlarından ilk kitabı dün bitirdim. Beğendim. Ama kitapla alakalı konuşmalarımı ay sonu videosuna saklamak istiyorum. Uzun zamandır zaten böyle gözüm olan bir seriydi. Ama ilk çıktığında sanki pek sevilmedi. O yüzden ben de dedim ki sevilmediyse pek okumayayım. Ama şu an ilk kitabı okuduktan sonra diyorum ki yani neden sevilmedi? Niçin bu kitabı sevmediniz? Çünkü kurgusu gerçekten çok keyifli. Genç yetişkin olduğunu göz önünde bulundurarak gerçekten çok severek okuduğumu söylemem gerekiyor. Aşırı keyif alarak okudum. Devam için de sabırsızlanıyorum ama dediğim gibi konusuna falan her şeyinden ay sonu videomda bahsedeceğim ki ona da zaten bir hafta falan kaldı. Serinin devamında dediğim gibi okumak için sabırsızlanıyorum. Ve şey okuyorum. The Last Up... Kitabını asla telaffuz edemiyor olmam. Son eczacı. Türkçe'ye çevirerek söyleyeceğim. Şuraya kapağını koyuyorum size. Bir de şu anda bu kitabı okuyorum. Bu da bizim İngilizce Kitap Kulübü kitabımız. Aslında her gün böyle 2-3 bölüm okuyarak sohbetini yaparak gidiyorduk. Ama herkesin böyle yoğun olduğu bir dönemde. O yüzden Perşembe günü sohbetini yapmaya karar verdik. Şu anda da bunu okuyorum. Yarıdayım. Bu da gerçekten güzel gidiyor. Türk okurların çok seveceğini düşündüğüm bir kitap. Gerçekten çok keyifli. Böyle çok heyecanlı. Böyle tarihle iç içe bir kitap. O yüzden keyifle okuyorum. Eğer okuyabiliyorsanız mutlaka okuyun. Okuyamıyorsanız da inşallah çevrilir. Böyle tam İtaki'ye uygun bir kitapmış gibi hissediyorum. Çevirirse de mutlaka alın okuyun. Gerçekten keyifle okuyorum. Bugün de bunu bitireceğim. Çok fazla kitap okuyamıyorum bu ara. Yani bilmiyorum genel olarak zaten anlamışsınızdır video çekmiyor oluşumdan da. Böyle modumla alakalı bir problemim var. Yani modum tam olarak düşük diyemiyorum ama yüksek de değil sanki. Yani bilmiyorum diyorsunuz böyle çok enerjik değilken video çekmeyi zaten pek sevmiyorum. Çünkü size böyle kötü enerjiler yollamaktan hiç hoşlanmıyorum. Daha çok böyle aktifken, heyecanlıyken, enerjikken video çekmekten hoşlanıyorum. Ki sizle de bu enerjimi paylaşabileyim ve sizin de modunuzu yükseltebileyim diye. O yüzden böyle birazcık dengesiz olduğum durumlarda çok da çekmemeyi tercih ediyorum. Şu an kullandığım bir ilaç var ve bu ilaç beni mahvediyor. Gerçekten beynimi, vücudumu, her şeyimi mahvediyor ve bildiğiniz gün içinde 50 farklı ruh hali yaşıyorum. Çok dengesizim, çok manyak gibi bir şeyim yani. Çok stresliyim ve böyle etrafa falan saldırıyorum. Deli gibi oldum. Bunun da birazcık etkisi var. O yüzden böyle kendi küçük kozama, küçük baloncuğuma kapanmış durumdayım. Kitap okuyorum. Anime izliyorum. Ve böylelikle bu videoda bahsedeceğim neler izliyorum kısmına geldik. Çok hızlı konuşuyorum. Çok fazla bilgiyi bir anda verdim size. Ama gerçekten ne zamandır çekmediğim için aklımda bir sürü bilgi toplandı şu anda. Ve hepsini size direkt geçirmek istiyorum. Kusura bakmayın bu yüzden heyecanımı maruz görün ama modum yüksekken bunu size paylaşmak istedim. Ne izliyorum? Bu aralar deli gibi anime izliyorum. Aslında eskiden de izliyordum anime. Ama böyle yılda bir anime, iki anime tarzı izliyordum. Yani böyle deli gibi hadi oturup tüm gün anime izleyeceğim modunda falan değildim. Ama bilmiyorum böyle son bir ay mı? Belki 2 aydır falan deli gibi anime izliyorum gerçekten ve aşırı keyif alıyorum. Bildiğiniz izlemeyi bırakamıyorum. Çok 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 seviyorum. En son Demon Slayer'ı bitirdim. Öf 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 yani harikaydı. Ya hayatınızda hiç anime izlemediyseniz bile ve asla anime izleme planınız yoksa bile bu animeyi izlemeniz gerekiyor. Özellikle 19. bölüm. Yani kelimelere dökemiyorum. O kadar harikaydı ki animasyon, duygular, şarkı, her şey o kadar yoğundu ki gerçekten bütün her şey harikaydı. 19. bölüm gelmiş geçmiş en çok sevdiğim anime bölümü oldu. Gerçekten çok keyif aldım. O yüzden size de mutlaka izlemeniz gerektiğini söylüyorum. Yani benim zevkime güveniyorsanız şimdi Demon Slayer izlemeye başlayın. Bunun dışında neyi bitirdim? Toilet Bandit. Asla telaffuz edemiyor olmam. Yani İngilizceyi bilip İngilizce konuşamamak gerçekten kalbimde bir yara. Asla konuşamıyorum. Çünkü etrafımda konuşabileceğim hiç kimse yok ve bildiğiniz sadece beynimin içine dönüyor İngilizce ve asla dışarı çıkartamıyorum. Buraya fotoğrafını koyuyorum. Hanako-kun. Bu da yeni bitirdiğim animelerden ve çok 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 sevdim. Hatta geçen ayki
Ay sonu okuduklarım videosunda bundan bahsediyorum. Çünkü geçen animesinin şey mangasının bir bölüm, bir cildini de okumuştum. Gerçekten buna da bayıldım. Kesinlikle bunu da izlemelisiniz. Şu anda da izlediğim iki tane anime var. Hatta dört tane var ama ikisini aktif olarak izliyorum. Biri Fullmetal Alchemist Brotherhood. Zaten bu gelmiş geçmiş en yüksek puanlı anime. O yüzden çok merak ediyordum ve böyle 10. bölüm civarına geldim. Gerçekten hak ediyor. Ama beni yıkarak hak ediyor. Çok üzücü şeyler oluyor. Böyle İki bölümde bir ağlıyorum. O derecede izliyorum ama gerçekten çok sevdim. Bir de Gökhan'la beraber izlediğimiz bir anime var. O da Akame ga Kill. Evet, Akame ga Kill ve Akame baş karakterimiz kendisine. Çok yoğun bir şekilde düşüyorum. Gerçekten harika. Bu da böyle bol kanlı, bol aksiyonlu, böyle suikastçiler, işte devrimler falan, o tarz bir anime. Gerçekten bunu da çok meraklı ve severek izliyorum. Böyle kısacası hayatımı anime, ev temizliği, kitap okuma ve yemek yapma arasında böyle döndürerek yaşamaya devam ediyorum. Geri geleceğim. Aktifliğime geri döneceğim ama kendimi azıcık daha iyi hissetmem gerekiyor. Yorumları kapatmamın sebebi de bu tamamen iyi hissetmeme durumuyla alakalı. Böyle dengesiz bir ruh halindeyken gerçekten her YouTube stüdyoya girişimde böyle saçma sapan yorumlar görmek beni üzdü. Üzüyor. Üzmeye devam ediyor. Bu yüzden yorumlarımı kapattım. Sizle her ne kadar iletişimde olmayı çok 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 sevsem de ve bir sürü güzel yorum alsam da gerçekten çok seviyorum. Ve benle bu kadar sevgi paylaşıyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama bir bu kadar da nefret yorumu alıyorum ve gerçekten bilmiyorum nasıl bir yapı, bilmiyorum, asla beynimi anlamıyorum. İkisi aynı ölçüde beni etkilemiyor. Yani nefret yorumları nedense böyle daha ağır basıyor. Böyle agresiflik ve bu kırıcılık benim üzerinde daha büyük bir etki yaratıyor, sevgiden daha çok. O yüzden ister istemez çok etkileniyorum ve tamamen benim özel hayatıma etki ediyor bu durum. Bunun önüne geçmek amacıyla da yorumlarımı kapatma gereği duydum. Gerçekten sizden aldığım yorumları çok çok sevsem de kendi ruh sağlığım için böyle yapmak daha mantıklı geldi bana. İnşallah ileride bir gün yeniden yorumlarımı hepinize açarım. Ama Instagram'da hala aktifim. Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Çoğu mesaja geri dönüyorum. Yani bekleyenler de var ama elimden gelince herkese cevap veriyorum. İşte gönderi yorumlarına yazabilirsiniz. Onları her zaman görüyorum. Oraya iletişime geçebilirsiniz benimle. Yani kısacası hayatım böyle devam ediyor. İnşallah ay sonu videoma kadar böyle bol bol kitap okuyacağım ve size harika bir Nisan ayında okuduklarımı çekeceğim. Mayıs ayı içinde şimdiden planlar yapmaya başladım. Grup okumaları ayarlıyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa en az böyle 2-3 tane kitabı hep birlikte grup okuması yaparız diyorum. Canlı yayınları da merak edenler için şu an devam etmeyeceğim. Yani kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemde tekrar canlı yayınlara başlayabiliriz. O zamana kadar bilemiyorum ne zaman yaparım ama inşallah o gün çabuk gelir. Böyle kısaca bir size konuşayım, bir anlatayım, durumumdan bahsedeyim dedim. Neler okuyorum, neler izliyorum anlatmak istedim. Yarın değil, hala kargoya verilmedi. Yarın ne Perşembe? Cuma günü gelecek büyük ihtimalle. Çok güzel bir alışveriş yaptım ilk noktadan. Onu da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bildiğiniz çok merak ettim. İki tane kitabı, hatta üç tane kitabı çıkartıyorlar. Biri de en çok korktuğum korku filmlerinden birinin kitabı. Üçü için de sabırsızlanıyorum ve güzel kitaplar aldım. O yüzden alışverişi de sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Yani cuma günü bir video daha gelecek. Yaşasın. Sonra da Mayıs ayında okuduklarım falan diye böyle haftada 2-3 videoya geri döneriz diye düşünüyorum. İnşallah. Tamam, daha fazla konuşmayayım. Artık gidiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cuma günü yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.